Mirket bu sefer hangi icadı için bizi topladı acaba? Ay ne bileyim, komşu hatırı diye geldik ama inşallah güzel bir şeydir. Vallahi bu seferki hepsinden çok daha önemli diyorlar. Sen biliyor musun Remzi? İcadın içeriği ne? Kadriye vallahi kaç kere sordum söylemedi. Sır gibi saklıyor. Heh geliyor zaten. E iyi de elinde hiçbir şey yok ki. Bilget nerede kaldın gel artık. Vallahi ölüyorum açlıktan ha. Şimdi gidip yemek yiyeceğim. Geldim sevgili mahalle halkım. Özür dilerim. Biraz beklettiğimi farkındayım. Mirket elinde avucunda hiçbir şey yok. Evet Necati. Çünkü bu seferki icadım hakikaten çok büyük bir şey. Düğmesine basacağım. Kendi kendine gelecek. Mirket meraktan çatlayacağız vallahi ha. Artık söylesem mi diyorum. Evet sevgili mahalle sakinlerim. Ricamı kırmayarak burada beni beklediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri biraz merakta bıraktığım için de özür dilerim. Ama bu seferki icadımla gerçekten mest olacaksınız. Mirket uzun süredir meydanlarda yoktun. Neredeyse 15 gündür yüzünü göremiyoruz. Özledik desek yeridir yani. Çok teşekkür ederim sağ olun. Çünkü bu icadımın üzerinde çok çalışmam gerekiyordu. Artık hazırsanız icadımın düğmesine basayım ve buraya gelsin. Ay hazırız Mirket hazırız. Hadi bas artık nereye basacaksan. Pardon Şakir buralarda mı? Şakir. Nerelerdesin Şakir? Necati unuttun galiba. Az önce lahmacun almaya göndermiştin ya. Oo evet Mirket. Hah geliyor işte. Eli kolu boş. Şakir ya. Hani lahmacun nerede? Ay Necati abi. Koşa koşa bir hal oldum he. Daha öğlen ya. Fırıncı ocağı yakmamış. O yüzden 2 saat sonra gel dedi. Ayrıca orada gibi çalışan da bu kadar erken saatte lahmacun yenir mi dedi. O eleman nasıl öyle? İşten çıksın o zaman. Lahmacun bu. Saati olur mu hiç Şakir? Sabah, öğle, akşam, gece her zaman yenir her zaman. Evet Şakir de geldiğine göre artık icadımın vakti geldi demektir. Şakir seni şöyle yanıma alayım. Geldin Mirket amca. Çok merak ettim. İcadının benimle ne ilgisi var? Hani 2-3 hafta önce senin fotoğraflarını çekmiştim. Hatırlıyor musun Şakir? Evet Mirket amca. Niye çektiğini de bana bir türlü söylememiştin. İşte şimdi anlayacaksın Şakir. Ay gerçekten çok merak ettim Mirket amca. Neler oluyor acaba? Allah Allah. Ben de çok merak ettim. İcadın Şakir'le ne alakası var acaba? Bir dakika. Hemen geliyorum. İşte geldim. Mirket amca. Bu senin laboratuvarındaki bir alet değil mi? Sevgili mahalle sakinlerim. Gözlerinizi açın kapayın. Tekrar açın kapayın. Neden? Çünkü gördüklerinize inanamayacaksınız. Birazdan şuradaki düğmeye basınca aramıza yeni birisi katılacak. Hazırsanız 3, 2, 1 basıyorum. Ay ne gelecek acaba Remzi? Ortadan ikiye çatlayacağım vallahi ha. Mirket amca o da ne öyle? Anne benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet canım. Gözlerini aç kapat kızım. Hem de 2-3 kere. Mirket amcan öyle demişti hatırlıyor musun? İyi de Kadriye 2-3 kere açtım kapattım. Hala gördüğüm şey aynı. Mirket amca dev bir Şakir. İşte sevgili mahalle halkım. En yeni, en süper, en teknolojik çalışmam sizlerle. Bu görmüş olduğunuz Şakir'in birebir robotudur. Kendisinin birçok resmini çektim. Her yönüyle inceledim. Ve artık Şakir'in bir robotu var. Şakir güle güle kullan. Bunu sana hediye ediyorum. Ama haksızlık Mirket amca. Niye Şakir'e hediye ediyorsun da bana etmiyorsun? Aynen Mirket ya. Çamaşırdı, bulaşıktı, yemekti. Her işi ben yapıyorum. Asıl benim robota ihtiyacım var. Şakir ne yapsın robotu? Benim de çok ihtiyacım var Mirket. O bulaşıkları yıkarken, çamaşırları asarken ben de yemek yemeye devam ederdim. Arkadaşlar hiç boşuna telaşa kapılmayın. Bu robottan herkese yapmayı düşünüyorum. İşte Şakir. Bu da sevgili robotunun kullanma kılavuzu. Lütfen buradakilerden başka şekilde kullanmaya çalışma. Yoksa hemen bozulur. Yani sen ders çalışırken o bakkala gidebilir. Bunun yanı sıra sen oyun oynarken o yatağını düzeltebilir. Bunun haricinde annene soracağım. Eğer değişik bir şekilde kullanmaya çalışırsan maalesef robotunu elinden almak zorunda kalırım. Mirket amca olur mu hiç öyle şey? Ne demek? Sen ne dediysen odur. Ay çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Sevgili robotum ne kadar da bana benziyorsun böyle. Benden biraz büyük olmana rağmen gene de çok tatlısın. Şimdi bu robot da mı bizle yaşayacak Mirket? Evet Kadriye. Bu arada bir çalışmam daha var. Onu da bitirmek üzereyim. Arkadaşlar
İcat tanıtımım sona erdi. Artık işimin başına dönmem lazım. Hoşçakalın. İnanmıyorum ya. Koskoca robotu Şakir'e verdi ve gitti. Ne kadar cömert bir adam bu. Şakir'i tebrik edelim de ondan sonra eve gidelim. Çocuklar bekliyorlar. Evet komşucuğum, haklısın valla. Şakir, robotunu güle güle kullan. Harika bir şey. Çok beğendik. Size mutluluklar dileriz. Hoşçakalın. Arkadaşıma katılıyorum. Gerçekten çok güzel bir hediye. Bu arada aynısından ben de istiyorum. Mirket. Şakir, robotunu biraz bana verir misin? Anneciğim zaten Mirket amca dedi ya, Şakir ders çalışırken bakkala gider diye. Sen ne istersen onu yapacak. Süper bir şey bu. O zaman hemen eve gidelim. Mirket. Hah, ben de bunu soracaktım. Kadriyel'in icadı bitti mi? Tamamen halloldu mu? Kullanıma hazır şu anda. Eğer istersen Kadriye'yi getirip sürpriz yapabilirsin. Benim daha güzel bir fikrim var. Onu eve götürmek istiyorum. İzin verir misin Mirket? Tabii tabii Remzi. O artık senindir. Kadriye de yan gelip yatabilir. Her türlü programını ayarladım. Her komutunuzu yerine getirecek. Hatta Kadriye'nin eli artık sıcak sudan soğuk suya değmeyecek. O kadar diyeyim sana. Mirket biliyor musun? Evlilik yıldönümümüz de yaklaşmak üzereydi. Çok güzel bir hediye olacak. Ben hemen gideyim o zaman. Anne, derslerimi bitirdim. Artık biraz oturup oyun oynayabilir miyim? Anne, niye sinirin bozuk böyle? Ay Şakir ya, bu robot iyi güzel de evde çok yer kaplıyor baksana. Bu tarafa geçeceğim, çarpıyorum. Şu tarafa geçeceğim, çarpıyorum. Çok fazla da bir işe yaradığını söyleyemeyeceğim yani. O kadar eli ağır ki, söyledikten 10 dakika sonra yapıyor. E ben aceleci bir hayvanım. Ona yaptırana kadar kendim 1000 kere yapıyorum vallahi he. Acaba diyorum Mirket'e söylesek de icadını geri mi alsa? Ayıp olur mu, ne dersin? Bilmem ki anneciğim. Aa, kapı çaldı. Babam geldi herhalde. Kadriye, kapıda sana çok büyük bir sürpriz var biliyor musun? Hayırdır Remzi? Yorgunum, ağrıyorum şimdi. Bak şaka kaldıracak durumda değilim yani he. Necati'yi kastediyorsan lütfen gelmesin. Yeni temizlik yaptım. Oyununuzu falan çekemeyeceğim şimdi. Yok Kadriye ya. Necati'yi falan ne karıştırıyorsun? Sadece gözlerini kapatmanı rica ediyorum. Peki Remzi, tamam, kırmayayım seni. Kapattım. Açabilirsin Kadriye. Remzi, inanmıyorum. Bu da ne böyle? Hani sen yıllardır Mirket'e. Çok yoruluyorum. Ev işleri beni çok yoruyor Mirket. Artık ev hanımlarına yönelik bazı icatlar yapsan iyi olur diyordun ya. Birçok resmini ona götürdüm. İşte o da senin yıllardır beklediğin robotunu yapmış bitirmiş Kadriye. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl yani Remzi? Şimdi bu robot bizimle birlikte mi kalacak? Her komutumu yerine mi getirecek? Evet Kadriye. Mesela ilk olarak bir tane kahve iste. Bakalım beğenecek misin? Kadriye robot, bana bir tane kahve yapar mısın? Tık yok. Bekleyin biraz canım. Kadriye robot, kahve istiyoruz. Remzi bak, görüyor musun? Hala duruyor işte. Peki efendim, hemen yapıyorum. Gördün mü işte Remzi? Bunun da çok eli ağır. Bunların devreleri yanmış ya. Bu saate kadar ben 1000 kere kahveyi yapıp içmiştim bile. İstemiyorum robotları. İstemiyorum. Hayır. Şakir, niye annem bu kadar sinirlendi hiç anlamadım. Halbuki sırada benim ve Canan'ın robotları da vardı. Mirket amcaya söyle, bunların çiplerini değiştirsin. Elleri çok ağır. 2 saatte bir işi yapamıyorlar. Ben de istemiyorum. Kahveler nerede kaldı Kadriye robot? Evet, gerçekten de çok ağırmış. Kıpırdayamıyorlar bile. Mirket!